Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Vefatı sırasında olan olaylar var. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh ayeti okuyor. Estağfirullah, inneke meyyitun fe innehum meyyitun. Sen öleceksin, onlar da ölecekler. Efe immitte fehum halidun. Sen öleceksin de onlar yaşayacak mı? Bu ayeti okuduktan sonra bir konuşma yapıyor. Diyor ki, kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Ölen şeye kim tapar? Ama kim ki Allah'a tapıyorsa, Allah hay ve kayyumdur. Allah ölmez, yaşıyor. Şimdi Hristiyanlar diyor ki, İsa aleyhisselam %100 Allah, %100 insandır diyorlar. Şimdi ben şu anda da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne Mehmet Demirci tarafından yazılan Hakikati Muhammediye'den birkaç kelime okuyacağım size. Hakikati Muhammediye. Muhammed gerçeği. Ya da Muhammed'in gerçeği. Hakikati Muhammediye varoluşun başlangıcıdır. Hristiyanlar da aynı şeyi İsa aleyhisselam için söylüyorlar. Hiçbir şey yokken söz vardı diyor. Onunla Allah aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. Aynı gerçeğin ön ve arka yüzleri ne demek? Muhammed aleyhisselam %100 Allah demek değil mi bu? İşte onun için hani birisi diyor ki, işte Cübbeli Ahmet diyor ki, aç o şeyi bak diyor. Yani Peygamberimiz haşa demiş ki, Cebrail aleyhisselama nereden vahiy alıyorsun? İşte bir perdenin arkasından, perdeyi aç da bak, açıp bakıyor ki Muhammed aleyhisselam, bundan sonra geliyor, ya Muhammed senden sana. Şimdi insanlar zannediyor ki bu sadece Cübbeli'nin söylediği bir söz değil bu. Bu bir inanç bu. Bu inanç öbür tarafta İsa diye tanımlanıyor. Beri tarafta Muhammed diye tanımlanıyor. Gidin şeye bu Çin şey orada da T diye tanımlanıyor. Tao değil T. T diye tanımlanıyor. Her yerde aynı. Allah'tan başka hiçbir şey yokken ilk defa Hakikati Muhammediye var olmuş. Bütün yaratıklar ondan ve onun için yaratılmıştır. O bütün peygamberlerin, velilerin nedinli ve batini bilgileri aldıkları kaynaktır. Şimdi her şeyin kaynağı oluyor. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem melek olmalı diye Mekkelileri geçmiyorlar mıdır? Yani peygamber melek olmalı diyenler hiç olmasa ilah olmalı demiyorlar değil mi? Az önce okuduğum ayetlerde ilah olmalısın dedi mi? Ama maalesef bak ben buradan uyarıyorum. İslam Ansiklopedisini çıkaranları bu maddeyi kesinlikle değiştirmeleri lazım. Çünkü bu Hakikati Muhammediye maddesini yazmışlar. Buna karşı çıkanları tenkit etmişler. Bunu bir hakikat olarak yazmışlar oraya. Evinize gittiğiniz bir yerde bulursanız okuyun görürsünüz. Hakikati Muhammediye Mehmet Demirci tarafından yazılmış. Karşı çıkanları tenkit ediyorlar. İşte aşırı bir peygamberse şeyi var, algısı var. Şimdi bu öyle bir peygamber ki peygamber değil aslında. Aslında Tanrı. Peki bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme melek dedikleri için şu ayetlerde okuduk. Ne diyor? Ya ben bir beşer, Sübhane Rabbi, hel kunti illa beşerun rasula. Ben Resul olarak gönderilmiş bir insandan başka bir şey miyim diyor. Bir beşerim, ben de sizin gibi insanım işte.
Ama Allah bana vahyetmiş, onu da size anlattım, bitti. Bitti. Şimdi bazı insanlar biliyorsunuz, Hazreti Ali'den ders görüyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem toplantılarına geliyor. Bir sandalyeyi boş bırakıyorlar. Muhammed aleyhisselamın öldüğüne inananlar bunu yapar mı? Yapar mı? O zaman bunlar tabii ki Kur'an'a inanıyorum diyorlar. İşte bu tabakta %99'unu doldurdun, tamam. Ama taşırmak için biraz daha koyman lazım. İşte yüzde şeyler, ya işte bak taştı maçtı ama işte çoğusu doğru. Yok kardeşim, din konusunda çoğusu az olmaz. Tamamı doğru olacak. Şu kadarcıkla ne olacak olmaz. Dini sen kendine uyduramazsın. Sen dine uymak zorundasın. Ondan sonra biliyorsunuz, sonra bu şeyde bitmiyor ki, yani hakikati Muhammed Aleyhisselam şöyledir böyledir derken, hiç kimsenin umurunda değil Muhammed Aleyhisselam'ın öyle böyle olması. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ı yüceltiyorlar ki kendileri onun yerine geçsin ve insanları oradan sömürsünler. Muhammed Aleyhisselam'ı yüceltenler de o. Niye orada bir tane sandalyeyi boş bırakıyor? O sandalyeye peygamberin oturduğunu sadece bir kişi görüyor. Başka bir kimse görmüyor. O kişi de kendisini nasıl olsa kutsallaştırmış. Hiç kimse de ona sen yalan söylüyorsun diyecek halde değil. Önce şartlandırılıyor. E peki o bir kişiyle bu adam ilişki kuruyorsa ahirette de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kurtaracağına inanmıyorlar mı? Şimdi kutlu doğum haftası, bugün İstanbul Müftülüğü'nün bir davetiyesi geldi elime, baktım o ilahi yoktu. İnşallah okumazlar. Diyor ki mahşerde nebiler bile senden medet ister. Medet. Niçin bağırır medet? İmdat demektir yani Türkçe karşılığı. İnsanlar ne zaman imdat diye bağırırlar? Çok ciddi bir şeyden korktukları zaman değil mi? İmdat. Peki mahşerde imdat diye bağırdıkları zaman neden kaçarak imdat diyorlar? Allah'tan kime sığınmak için? Peygamber Efendimiz'e. O zaman ne konuma geldiklerini görüyor musunuz? E o peygamberle de o toplantıda o boş bulunan sandalyeye oturduğunu kim görüyor? Bakıyorsunuz ayağa kalkıyor, bilmem şey değişiyor, niye geldi? O zaman peygamber kimin umurunda? Bir başkasını kutsallaştırmak istiyorlar. Ama kutsallaştırmak için peygamberi kullanmaları lazım.